Nasılsın dostum benim? İyiyim sevgili Efe. Kırgınlıklarla dolu bir gün. Gerçekten öyle, Hüzünlerle gerçekten öyle. Gülşen'i dolu. uğurladık Emre. Geçen haftaki eleme günüyle alakalı neler düşünüyorsun? Bir hemen şöyle kısa bir yorumlama alayım senden. Benim kırgınlıklarımın Big Brother'la pek bir alakası yok ama Gülşen'i uğurladık. Üzünlü bir uğurlamaydı bizim için. Bir Evet. Alpan'la bir sarılmaları oldu. Evet. Alpancığım da orada bekliyor. Asıl korkum şu anki Big Brother'ın içerideki durumları neler olacak? Gökçen Hodri Meydan dedi biliyorsun. Kesinlikle, Neler olacak? kesinlikle. Yani Basilisk'ten ben şov bekliyorum bugün. Evet. 2-3 tane Hogwarts öğrencisini eler diye Peki düşünüyorum. Gökçen'e olan antipatin bir tık böyle azaldı mı acaba? Merakımdan soruyorum. Yani bir tık böyle Team Gökçen oluştu chat'te. Özellikle son eleme gününden sonra aşırı üstüne gidildi kendisinin. Bu konuyla alakalı neler söyleyeceksin? Bir tık senin de antipatin azaldı mı? Evet Efe, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben de sana merak ettiğimden ve çete merak ettiğimden Evet. soruyorum. Neden Gökçen, neden azalsın? Azalmadı, duruşum sabittir. Sonuna kadar grup aycıyım. İnşallah grup ay güzel yerlere gelecek ve 2 hafta, 3 hafta artık ne kadar katlanabilirim bilmiyorum ama Gökçen'i de bu Basiliski'yi de eleyeceğiz diye Ben düşünüyorum Efe. açıkçası bu konuyla ilgili Emre'cim özür dilerim lafını böldüysem bu arada. Ben açıkçası grup ayda gerçekten ben grup aycı değilim. Zaten Alpan'ın gidişi yapılan belli başlı hatalar yüzünden 2 kişi kaldılar. Ve umarım bu konuyla alakalı chatte bana hak verenler olur ama ben artık içten pazarlıklı Sinan'ı kaldıramıyorum. Yani bu konuyla ilgili gerçekten birazcık konuşmam gerektiğini düşünüyordum. Günlerdir artık kendimi tutmaya çalışıyorum. Ama Sinan'ın içten pazarlıklılığı beni bitirdi. Gökçen'in özellikle üstüne son günlerde gidilmesi beni birazcık Gökçen'e doğru yaklaştırdı. Erken konuşmak, erken yorum yapmak istemiyorum. Hep beraber olanları göreceğiz diyorum sadece. Bu kadar. İnşallah sevgili Efe. İnşallah yani ben de sorunsuz, problemsiz böyle güzel geçen bir Big Brother'a bir temenni ediyorum ama Basilisk'ten dolayı çok mümkün gözükmüyor sevgili Efe'cim. Peki, peki. Bir de Emre'cim biliyorsun bizi izleyen dostlarımız var. Bugün saat 21.30'da yayına girmemizin Yayın sebebi galiba. yayın gidemez ya. Yani bende şu an herhangi bir Hani drop durumu yok. ya sanırım Twitch'le alakalı bir şey. Herkesin yayını donuyor, gidiyor, bir şeyler oluyor. Yani bir F5 atarsanız hallolur diye düşünüyorum. Çünkü şu anda ben yani kendi Twitch yayınım önümde açık ve herhangi bir sıkıntı yok. Geldi. Tamam geldiyse sıkıntı yok. Yapacak şu anlık bir şeyimiz yok arkadaşlar maalesef. Demek ki Twitch'sel bir sıkıntı olduğu için benim de elimden bir şey gelmiyor inanın. Bir de bugün erken girdik yayına. Erken girmemizin sebebi de tam sıkıntılı bir saate denk gelmişiz. Yazık bize. Ama sizler için aslında erken girdik. Yarın sınavı olan dostlarımız var. Yarın ve pazar günü sınavı olan bütün arkadaşlarımıza bu arada başarılar diliyoruz. Umarım sınavlarınız güzel geçer. Bugün de Big Brother yayınını bitirip geç saate kalmadan güzelce uyuyup yarınki sınavınızda güzel bir sonuç alırsınız diye düşünüyorum. Güzel bir sorun almayın ama tamam mı arkadaşlar? Emre'cim İnşallah, sen bir şeyler inşallah. söylemek ister misin? Bizler de geçtik bu yollardan biliyorsun ki. Evet, sınavlara girerken durmadan böyle sıkıntıya düşen bir insan olarak söyleyebilirim ki hayatımızın çok küçük bir parçasını etkileyen bu küçük bir sınav arkadaşlar, büyütecek bir şey yok. Biliyorum hepinizin gözünün önünde büyüyor, gözünde büyüyor. Hiçbir şekilde de ben ne dersem diyeyim o heyecanınızı az da olsa yenemeyeceksiniz ama geriye 2 sene sonra dönüp baktığınızda bu muymuş be diyeceğiniz bir sınav. Güzel bir hatıra olur umarım. Olmazsa da seneye de deneyenler olacaktır. Ben de denedim. Ben de bir kere daha girdim. Hiçbir şeyin sonu değil. Sağlığınız bozulmasın. Aile ilişkileriniz bozulmasın. Yeterli. Gerisinin her türlü çözüm var arkadaşlar. Cansınız diyorum. Ve geçenlerde Efe'nin bana izlettiği bir video var. Onu izleyerek girebilirsiniz diye düşünüyorum. Hangi videoydu o Emre? Senin bir şeyin mevcut. Şu da mevcut diyen bir Ha, çocuk ve vardı ya. Sevgin de var. O Ha, o çocuk. reisten bahsediyorsun. Anladım, anladım. Aynen. Tüm Twitch'te sıkıntı varmış bu arada. Abi bu Katar haberini gördün mü acaba? Ben şahsen ablalarıma, abilerime üzüldüm. Yani arkadaşlar evet. Evet. Yani üzücü bir konu. Yani ne diyebilirim bu konuyla alakalı bilmiyorum. Üzüldüğümüz birçok şey oluyor. Umarım
umarım düzelir bu tarz şeyler diyorum. Yani başka herhangi bir şey söyleyebilir miyim bu konuyla ilgili bilmiyorum ama gerçekten üzücü bir haber. Eğer ki doğruysa tabii ki. Yalan olduğunu söyleyenler de var. O konu öyle değil diyenler falan filan da var. Bu arada Elazığ'da da 5 büyüklüğünde deprem olmuş. 5.3 büyüklüğünde geçmiş olsun diyelim buradan. Eğer ki Elazığ'da olan dostlarımız varsa. Tatsız abi, evet tatsız. Evet. O zaman Emre'cim, şu anda aslında çok başlayasım da yok bir sıkıntı olduğu için. İzleyenler böyle dona dona izleyecekler ama birazcık böyle şu şeyi atlatana kadar, drop meselesini, Twitch'teki sorunu atlatana kadar şöyle sohbet mi etsek chat? Edelim, olur. Ben biraz önce bir şey söyledim, o benim artık sözlüğüme eklendi. Twitch'sel bir program. Tabii, Twitch'sel. Evet. Hoşuma gitti. Bu arada sadece 720'de donuyor diyenler var. 900'de hiç donmuyor diyenler var. Şu anda iyi diyenler var. Ben denedim, donuyor. Bu arada 900'e alınca iyi diyen bayağı bir kişi gördüm. 900p60'ı alırsanız arkadaşlar herhalde akar gibi. Aynen, de telefondan da bilgisayardan da izliyorum. Telefonda hiçbir şey yok ama bilgisayarda... Allah Allah. Bazen oluyor öyle. Tarayıcı problemleri. Tarayıcısal Emre'cim, sen bilirsin. Tarayıcısal problemler oluyor bazen. O tarz bir şey olabilir. Geçti diyenler var. Tamam. Esra, 20. bölümün dakika kaçından doğru giriş yapıyorduk? 7.31. Sakın chat yapmayın. Tamam. Evet. Bilerekten mi böyle yapıyorlar acaba ya? Nasıl yapıyorlar Emre'cim? 7.31. Geçenlerde de bir şey 31. Öyle. 3-1. Tabii bu çok denk gelen bir şey biliyorsun. Geçen günde yarışma 3-1 bitmişti. Orada benim anlamam bayağı uzun zaman aldı aslında. Let's go diyorum o zaman Emre. Var mı herhangi bir problemimiz? Başlayalım mı? Hayır tabii ki. Hadi bakalım. Yine GG'ler geliyor ya. Ah. Biraz muhabbet et Efe. Bence bir 5-10 dakikaya düzelir. Böyle oluyor genelde. Tabii oluyor. Yani olduğunda da birazcık sürüyor. Bize hadi gelmesi... Seni anladım. Mustafa niye gelmedi kanka? Kanka o da bende şu anda. Beni bıraktı ya, arabayla geldi ya. Beni yayına yetiştirmeye çalıştı birazcık. Hadi aferin. Evet, 900'cülerden sonra 480'ciler geldi. 480 donmuyor diyenler var. Bir şey yok diyenler var. Aslında diyenler var. Tamam, o zaman siz iyi diyorsanız şu anda startı veriyorum chat. Hadi bakalım. Hadi bakalım Gökçe'nin ilk günü, eleme gününden sonraki Gökçe'nin ilk günü. Bakalım nasıl şeylerle karşılaşacağız. Arkadaşlarına ve eve olan genel tavrı nasıl olacak? Şu an dışlanmış bir karakter var evde. Onu bir gözlemleyelim. Hadi bakalım. Ne değiliz? Yani işte. Ben anlayamıyorum. Olayı anlayamıyorum. Özel bir arkadaşlığa doğru yol mu alıyorsunuz? Yani iyi anlaşıyoruz diyelim şu an. İyi anlaşıyoruz. Tabii ki ekran vereceğim. Onu Emre'ye de vereceğim hatta. Heh, tamam. Geldi. Anlaşıyoruz şu an. Bilmiyoruz. Demeyeyim dedim de. Sen yayından mı takip ediyordun ben söyle? Yayına döndüm, bakıyorum şöyle. Agam. Ya sen kızardın. Konuşur musun? Başka bir şey konuştuğumuzu sanıyorum ben. Hayır, zaten başka bir şey konuştum. Tamam, onu sen dün akşam sanırım Rezan oradaki açıklamada Yasin'in gerekli şeyleri söylemediğini düşünüyor. Yani buradan Rezan'ın bizim aramızda evet bir ilişki var ama bunu hala kabullenmemen biraz üzücü tarzında bir konuşma yapmasını bekliyorum. Rezan ben. Birazcık yani bunlar oldu. Rezan birazcık Yasin'e trip atıyor gibi geldi. Hani Asuman Krasoğlu ile olan konuşmasından dolayı galiba. Pik mi Rezan diyebilir miyiz? Pik mi Rezan diyebiliriz. Şu anlık diyebiliriz, evet. Bakalım ne olacak. Eyvallah. Yine GG'ciler geldi. Yine YG'ciler geldi. Efe GG falan değil. Devam et. Gerçekten mi? Değil kanka, bakıyorum sağ tarafta açık. Okey. Sen o zaman olduğunda söylersin. Sen zaten aynı tamam. Zamanda yayına da bakıyor olduğun için. Hadi let's go. Çünkü bu bize fayda sağlayacak mı? Fayda sağlayacak. Bak, faydayla veya şey yok. Ben ne dedim sana dün? Ben şey yapmak istemiyorum.
hani tamam, şu an olmayan bir şey bak, tamam işte bak, olmayan bir şeyi olmuş olmayan gibi şey gösteren veya olmuş bir şeyi olmamış gibi gösteren yapmak istemiyorum, tamam mı? Yani ya uzak mı duracağız yani şimdi? Hayır. Ne peki? De... Hayır baba diyor, sen konuşsaydın diyor Asuman'ın karşısında da diyor. Madem diyor böyle bir şey var, bana şu an söylüyorsun. Asuman'ın karşısında da konuşsaydın diyor, bizde şu an bir sorun yoktu diyor. Ama diyor sen orada konuşmayıp burada bu tavra girersen diyor, benden uzak dur diyor. Güzel bir tavır. Sence iyi mi? Yok, doğrudur. Yasin zaten şu an oyunculuk şeylerini geliştiriyor, skill'lerini geliştiriyor. Bir yaz dizi tadında bir sahne izliyorum ben. Tabii. Kendine göre bir şeyler yaşıyor ama bakalım. Ne istiyorsun? Tam söyle. İstediğini onu söyle. Onu demeye çalışmıyorum. Evet, güzel bir arkadaşlığımız var. Hani bir sevgili değiliz şu anda ama yarın öbürsü gün ne olur bilinmez. Bu kadar yani. Söyleyeceği şey bu kadardı ama o öyle bir kaldı. Onda bir hani ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum tam olarak. Hani ne istediğini bilmiyorum ama hani o gizem olayını sürdürmek istiyor benim düşüncem. Emre şöyle diyebilir miyiz acaba? Yasin birazcık reytinglere oynamak için dalgalı bir aşk hikayesi yaratmaya çalışıyor. Ama Rezan %100 dürüst bir şekilde giriş yapmak istiyor. Yasin'in de bu tavrını anladığı için mi uzak duruyor acaba? Bu uzak durma sezmiyorum ben. Bence şu an Seda'nın durumuna düşmekten korkuyor. Seda'nın durumu dediğim biz... Onur'a karşı olan durum mu, Yasin'e karşı olan durum mu? Seda'nın birçok Yasin... durumu olduğu için biliyorsun ki. Yasin'e karşı olan durumu, hani başlarda bir üstünü örtmüştü işte, seviyor musun öyle bir şey, bekliyorum beklemiyorum, biz arkadaşız, daha fazla bir şey olamaz tarzında bir tutumu gördü ve Rezan bunlara şahit oldu biliyorsun efendim. Evet. Yani aynı duruma düşmek istemez yani, biz arkadaşız cümlesi veya biz sevgiliyiz cümlesi daha söylenmemiş belli ki. Rezan da ne yapmaya çalıştığını anlayamıyor konumunda. Ama Yasin de oyunculuk kasacak kanka. Kasıyor. Dalgalı şey istiyor. Dalgalı bir aşk hikayesi istiyor. Oylar artsın, reytingler artsın istiyor. İnsanlar bizi bu şekilde zannediyor. Çünkü biz çok yakınız. Yani çok aşırı normalde de bir, yani bir erkek veya bir kadın böyle bir yakın arkadaşlık vardır ama biz onu böyle aştık gibi, anladın mı? Ve artık öyle bir şey raddeye geldi. Ben mi dedim aşın diye? Kendiniz aştınız. Ben mi dedin? Anladığım kadarıyla donma problemi bir telefonda oluyor, bir bilgisayarda oluyor. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü çok fazla bir grup bazen GG yazıyor, bazen bir grup GG yazıyor. Donduğu zaman arkadaşlar bizlik bir sıkıntı olmadığı için chat'e GG spamlemek yerine, hani bizim yapabileceğimiz bir şey yok çünkü bu konuyla alakalı. Hani şu an Twitch'te bir sıkıntı var belli ki. F5 atın, yenileyin. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Keşke yapabileceğim bir şey olsa direkt halletsem yani. Neden halletmek istemeyeyim? Efe, efendim? Şeyden, nereden veriyorsun? Restream'den. Restream'den veriyorsan hiçbir şey yapamayız. Evet işte onu diyorum. Ben de Restream'den ver, belki olmaz diyecektim de. Aha, Restream, şey zaten Restream'den. Okey. Devam ki o zaman. Hani umurumuzda değilmiş gibi bazı yerlerde davranmaya başladık. Bitrate kaçta? Herkese efendim? Bitrate kaçta? 6K. 5 yapsana. Drop yok ki. Yok 5 yapsana. Değişmez bir şey. Bir dene bakalım ya. Hani ben anlamıyorum da hani şey sök tak derler ya. Bir dene. Hadi 5 yapalım bakalım. Şey değişmiyor zaten. 4K ile 6K arasında görüntü kalitesi sabit. Okey. Hadi go. Görüyor zaten. Kadın da o şekilde o yüzden sordu. Ve ben orada afalladım çünkü hani bilemedim nasıl cevap vereceğimi. Yani senin orada kalkıp hani gel bir açıklama yapalım hani böyle olmadığını falan. Böyle bir şey yok ama yani. Tamam biz sevgili değiliz. Böyle bir şeyimiz yok. Ama yakınlaştığımız doğrudur. Bu arkadaki bunu müzik ne alaka görüyor ya? Ben de anlamadım ya. Gerçekten dramaya böyle yağ sürmeli falan filan bir müzik koymuşlar arkaya. Galiba Big Brother da Yasin Rezan mevzusunu birazcık alevlendirmek istiyor. Zaten. Ama ben kalkıp da orada insanlara veya bizi seyredenlere yok hayır zaten. Öyle bir şey yok. Biz hani takılıyoruz, yakın arkadaşız demek istemiyorum. Çünkü yalan söylemiş oluyoruz yani. Anlaşıldığı gibi. Ki insanlar da görüp ondan sonra bize yani bu insanlar sahtekar diye de bilir
diyorsun yani mesela. Emre. Efe. Şimdi bizle beraber dostlarımız 20. bölüme kadar geldiler. Kimse hani bizle beraber izleme keyfini, zaten bundan keyif aldıkları için bizle beraber izliyorlar. Bunu kaçırsın istemiyorum. O sebepten dolayı şu sorun bir düzelene kadar, şu serverlar bir düzelene kadar birazcık sohbet muhabbet edelim. Çünkü birileri kaçırırsa hani adam üzülecek edecek, anladın mı? Sen nasıl istersen Efe. Yani tam düzelsin. Tam düzeldikten sonra devam edelim. Kardeşin kimyasal 2'yi de geçti. Harbi mi? Hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim. Aldı polimer. Hadi bakalım. Efe sen ne yaptın? Kankam ne yapayım? Dostlarımızın yeni şarkısı çıktı biliyorsun. Bonita. Evet. Sefo ile Rain Man'in. Gördüm. Ondan sonra onun lansman şeysi vardı. Oraya gittik. Orada böyle bir eğlendik. Ettik. Ha şu şey lansman. Benim eve 3 dakika olan yer. Ha. Evet senin eve 3 dakika olan yer ama kanka seni oradan çıktığım gibi direkt eve yardırdım. Mecburen çünkü yok. Yayına şaka yetişmem gerekiyordu. Kanka. Benim huyumu biliyorsun. Ben bir şey alınınca çok söylemiyorum. Trip atarım. Niye söyleyeyim ki? Olsun olsun. Ben yine açıklamamı yapayım da kalbin malbin kırılır. Dayanamam biliyorsun. Estağfurullah. Estağfurullah kardeşim. Canımsız seviyorum seni. Ben de seni. Peki şu kardeleni bir göstersene bana artık. Ben hani... Kardelen diyor ya Mustafa'dan dolayı. Kanka, kardeleni göstersene. Arya adı. Tam kardelen Arya işte. Evet, Mustafa Kardelen koydu adını inatla. yayının ilerleyen dakikalarında göstereceğim. Ya şöyle, göstermeme sebebimi de söyleyeyim. Story'e falan da hiç atmıyorum biliyorsun. Yani bu bir buçuk ay, iki ay falan süreci böyle onlar için birazcık şey bir süreç ya. Hani gergin bir süreç ya. O sebepten dolayı hani nazar değmesin, şöyle olmasın, böyle olmasın falan filan mantığına... Hiç göstermiyorum, etmiyorum. Anladın mı? Hani zaten bende, benle beraber bayağı bir vakit de geçirecek. İlla ki yayınlarda şey yapar, gözükür. Ama bir müddet birazcık büyüsün. Ben o nazar falan mevzularına birazcık inanıyorum yani. Anladım. Efe var bu arada. Destursuz adımı andın. Ben de geldim. Destursuz adını andım, evet. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım kanka? Muhabbet, sohbet ediyoruz. Sen ne yapıyorsun? Kanka ne yapayım? Adımı duydum. Twitch'te genel manada bir sıkıntı var. Ne manada? Donma sıkıntısı var. Drop mu yiyorsunuz? Yok, drop yemiyoruz. Twitch'te sıkıntı var genel olarak. Restream bazen oluyor ya. Restream zaten. Ondan sonra onu halletmeye çalışıyoruz işte. Şu an beklemecede misin? Birazcık düzelene kadar sohbet muhabbet burası edelim. Burası da sıcak oluyormuş ha. Biraz. Burası ama, sıcak. Ama kanka Levent'teki üst katın sıcaklığının... Yanına yaklaşamaz. Tabii canım, yarısı bile değildir. Yarısı bile değildir. Arkadaşlar, bizim ilk yayın yaptığımız Efe'nin odasını hatırlarsınız diye düşünüyorum. Değil mi? Bir sene önceki. Ölüyorduk ya. Efe sen şey almıştın. Ventilatör. Ventilatör gibi bir şey. Şey almıştın. Ya yok, soğutucu. Üfürmatik. Üfürmatik aynen. Üfürüyordu sadece. Aslında içine buz koyunca bir din klima mantığı. Nasıl? Muhabbet ediyoruz ya işte düzelene kadar. Ha, beklemeyeceksiniz. Düzeldi diyorlar da kolpa bence. Yani biri düzeldi diyor, diğeri şey diyor işte, tekrar dondu yok, falan filan diyor. Yok, donuyor. Onu ben onaylayayım. O donuyor. Donuyor değil mi? Hı-hı. Şu an 1,5 dakikaya falan çıktı bile yani. Gar beni görmüyor mu şu an? Gar seni görmüyor, nasıl görecek? Yani yayına bakarsa görür. Ha, sen ekran vermiyorsun hocam. Yok, hayır. Sen zaten Gar'ı da görmüyorsun. Ben Gar'ı görüyorum. Aha, burada. Konuşmuyor. Demiyor şu an. Arkasına almış bizi. Aynen öyle. Ben konuşmaya değer gördüğüm insanlarla konuşuyorum. Konuşmaya değer gördüğü insanlarla konuşuyorum. Öyle mi diyor ya? Bir kökle bakayım. Ne diyor? Köklesin oğlum, ne olacak? Yabancı mıyız? Bir şey duymuyorum Efe'cim. Düzeldi mi? Düzeldi diyenler var Emre'cim. Bir F5 at bakayım. Tişörtün çok güzel. Yok, teşekkür ederim kardeşim benim. Düzeldi mi? Ya hep düzeliyor zaten. Arada donuyor. Tamam. Hani onu fark etmez bana. Bir bakalım mesela. Bana yarın gel akşam öğlen 12.30'da yapalım desem ben gene yaparım. Bana hiçbir şey fark etmiyor. Kardeşim benim. İşsizim.
İşim yok. Kardeşim benim kim derdi biliyor musun hep? Ömer Görkey. Tabii doğru. Efendim Doja Cat'in yeni albümden dinlediğin var mı? The Weeknd'le olan şarkısını dinledim. Ben güzel baya. İyi mi albüm? İyi iyi. Doja Cat bu aralar bir Doja Cat bağımlılığı söz konusu yani. Valla. Tabii ben çok dinliyorum. Tamam. Arkadaşlar selamımızı verdik. Allah'a emanet olun. Bir bakalım. Kankam dikkat seni et. Seviyorum. İyi seyirler. Sen eve mi kaçacaksın? Kaçabilirim. Tamam. Yayın yapacağım siktir zaten git. Gece. Tamam. Çok siktir kendinizi git. Zor duruma sokmayın. Yormayın. Tamam. Merak etme sen. Tamam. Üzmeyin kendinizi. Anladık. Host atacağız. Tamam ya. Amına koydum. Çocuk hostu garantilip gidiyor evde. İyiyim canlarım chat, sevgili chat. Sizler de iyisinizdir umarım. Mustafa'yla da şeyden konuşmadım. Mustafa'yla iletişimimiz sadece Twitch üzerinden ve Discord üzerinden olmaya başladı. Evet. O yüzden bir ufak tripliyim. Normal bir muhabbetiniz kalmadı mı artık? Kalmadı kanka. Aramıyor, sormuyor. Geçenlerde kalbimin kırıldığı bir şeyi söyledim. Umurumda olmadı ondan mı? Sonra da... Ya yok, söyledim, haklısın dedi. Ondan sonra gene düzelme görmedim. Siktir ettim sonra ben de. Ne anladım. Yapayım oğlum ben? Bu yaştan sonra Mustafa'nın peşinde mi koşacağım? Aga evler ayrıldıktan sonra işte durumlar buraya geldi. Ya. Hayırlı ya, yayın mayın burada. Vay 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 vay. Hocam, metafsine relax. Bir gözükler. Güzelliğiyle. Sen de. Bu BBL. Bu nasıl bir masakmış ya? Ben gözükmüyorum. Kanka şöyle oturabilir miyim artık? Gel tabii ki. Vay 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 vay. Susmuyor. Kirvem hoş geldin. Full bu modda lok. Valla Burak Yörük dostumuz misafir oldu da bizim evimize. Abi kulaklığı. Bir de bak bir de yani psikolojim bozulacak. Aynısının kablolusu var bende. Aga. Hocam hemen çözelim. Aga bir ton dolanıyor buralarım ama. Yılmaz abi duy bunları. Yılmaz abi neden abi? Neden abi Burak'ın da olmasın mı abi? Tek bir soru ya. Nasıl? Efe. Canavar. Biliyorsun bu işi ya. Bir şey söyleyeceğim. Köpek... Tehlikeli bir köpek mi? Delirirsin. Eve bağlar insanı ama. Yarın öbür gün bak. Çıkamazsın evden. Çoluncu. Değil mi? Böyle bir tabii, şey. Tabii oğlum çok tatlı. Kar topu yani. Falan. Evet. Şey böyle Coca-Cola alırdın. Gelseydi buraya şurada yandan versin. Yuvarlanıyor sürekli. Eskiden Coca-Cola alırdın yanında anahtarlı kutup ayısı. Çaça! Getireyim mi? Çaça! Ha getirsene. Çaça hadi. Bir köpeği getirsenize lan. Hadi getirelim hadi. Bir köpeği getirsenize. Bu kadar mi? Muhabbetini yaptık. Sen getir, dış göstermedin köpeği? Ha göstermedim. Dış içeriden getirdim. Nazardan mı koydun? Heee. Ciddi mi? Vallahi yemin ederim. Ver onu gösterme o zaman. Maşallah yazsın ya Mitchet. Arkadaşlar maşallah yazmayan bu mesajı 5 kişiye göndermez. Gar! Efendim Efe. Bir misafirlerimiz gelince seni bir şey yapalım. Arka planda Burak'a selam. Burak'a selam söyle. Tipe bakın Allah aşkına. Geldi mi? Dur. Aleyküm selam. Geldi. Baba ayı ya. Ya çimenlerin senin. Bu çimenlerin ne olacak bu çimenlerin? Ha? Ha? Senin bu çimenlerin. Şu patiye bir bakın. Bak bakışa. Ha? Kov donuyor. Kov donuyor. Bebecik. Köpeği göremedim amına koyayım donmadan. Ha? Şaka yapıyorsun hala mı? Evet, evet şu an gördüm. Ben öyle baktım. Lan seni. Kardelen. Kardelen. Lan sana. Sana kurban olsunlar sana. Sana kurban olsunlar. Laf sokuyor, suluyor bizi. Kanka onsuz makarna olunca ağlıyor. Yine mi Big Brother diyor? Yerim. Yine Big Brother ya. Çirkin şey. Çirkin şey. Şeyde ya, sıkıntı var. Twitch'te sıkıntı varmış. No. Kanka server'da sıkıntı var. Böyle bir düzeliyor. Bir drop giriyor bir şey oluyor. Yani burada drop girmiyor da siteden drop giriyor. Suratın bir şey üzerine bak. Yavru köpekten şöyle yorgun bakma tribi var ya. Evet evet. Sürekli. Ama. Çok tatlı. Sürekli bir yorgun var. Ellere bak oğlum bu nasıl bir duruş lan? Bir de üst üste koyuyor. Anladım. Anladım. Şık bu lan hadi. Rot bu çocuk hiç, rot. Hiç tehlikeli değil bu arada sıfır yani. Versene şunu bana ben götürüm. Ulan keşke kediyle köpeği çiftleştirebilsek. Yapamıyorum ki. Otur mu diyorsun? Sör yatalım şöyle arkadaşlar. Bilmiyorum bayılacağım gülmekten ha.
Efe ile dünür olurduk. Düşünün. Big Brother yayınlarını kaçırmıyoruz. Big Brother yayınlarının bağımlısı Burak. Çok sarmaz gibi. Ben, bak Big Brother yayınında şey... Evet. Boş alakasız. Yok kontekst. Çok yoruluyorum ben o konuda. Geçen gün o vardı. Kim yer bunu ya? Bir de şey yapıyorlar ya. Mesela su için de bir tane bisiklet çeviriyorlar. Bana bir 5 TL atın da ben gideyim amına. Bisiklet çeviriyorlar. Çamaşır makinesi çalışmıyor sen diyorlar. Sen kaçıncı bölümdesin? Burada işte 20. Bak sıcaklığa bak. Ha, 4 saat ben burada. Spoiler'ı bir şey söyleyeceğim. Basmadı. Garım. Şundan. Garım. Bir de şeyler sınırlı yani para mı? Garım. Oğlum senin sistem şey değişmiş kasa. Oho. Kasayı ben görmedim. Ne, ben bu kasayı görmedim. Ha? Ne, bu boş kasa. Bu şey yayın kasası bu. Yani bunlar, ekran kartı ne işte? Bunda asıl ekran kartı. Ne ne? 3080 var onda. TI mi? TI değil normal. Hayda. 3080 götürür kanka. Abi nasıl bakıyor öldürürüm lan yerim lan. Ne yapayım abi? Senin kulaklarını da bıçaklarım. Yılmaz abi dedi ki sen zaten dedi oyun oynamıyorsun. Big Brother izliyorsun. Al sana TI'siz dedi. 3080. Ne yapalım? 3070 bende var. Bir de bende var o da 3070'i. Büyük abi. Garç sevdin mi? Kral buna güzel oldu. Kanka yarın geliyorum ben. Yaslanmış herhalde. Babamın mafya babası. Biz orada açık. Ya sen şöyle bir şey yapalım falan filan hareketle. Abi oradan şuna basıyor bir şeyler oluyor. Şimdi şuna ne alalım sana aşkım? Baba biz ne anlarız set ayarlarım ben. Bu şey. Buradan sahne değiştiriyor. Sahneleri değiştiriyor. Timdekin mi? Siz nasıl ulaşabiliriz Timdekin? Kanka Amazon satış. Muti çekil Muti. Çek. Satış. Corsair. Elgato Mail. Garım. Bize ne olur ya Tona. Burak kolunu çeksene. Bağlı sen. Diyor ya. Kaç para kanka? Kanka. Göremiyor musun? Benimki daha küçük. 6 tane falan var. Yeter abi. Aman abi. Dilaver'i de getir be. Bir kardeşleri şey yapalım. Ne kadar? Kanka Dilaver stres olamıyor. Köpek doğru. Görünce stres olursa hastalığı. Oğlum nasıl görecek lan küçücük ekrandayız. Ha Dilaver'i ben buraya getireyim. Ha yayına dedim ya. Getireyim. Chat bu arada hafiften bir düzelme var mı serverlarda? Ne durumdayız? Oha kanka aynısı 1500. Sen bir şey kanka. Ben de aynı Bak kardeş. Kardeş. Gördün mü kardeş? Bak orada. Bak. Biraz düzeldi. Bana şu anda Steam'de kalıyorum. Bir dakika bunu alma bu çok büyük kanka. Siz hayırdır ya. Hayır buna gerek yok. Bir dakika ben de yapma alma. Of bak kardeşe bak. Ben Diloş da geldi. Aha. Diloş. Kardeşler kundura. Ya. O da açalım biraz. Oturdu. Diloş kıçını döndü bize bakmıyor. Var mı diyorum? Dilo. Sektörü belirliyorlar. Tabii. Dilo. Ne yapayım abi bir brother falan sen. Nereden gördün? Gitsin. En son biz kaçalım abi. Heyecanlı yerinde bıraktık. Onlar devam edelim diye deliriyordu. Düzeldik mi ki? Bilmiyorum düzeldi mi? Göbeğe bak falan filan yazıyor. Ya göbeğe harbi bir bak bunun ya, göbeği bir var şey ya. Bana mı şey diyor? Bana mı diyor? Sana demiyor. Öpebilir miyim bir tane? Getir. Getir şöyle yapayım. Öpeyim göbeği öpeyim. Göbüş. Oh. Harbi göbeği var. Ayı lan bu. Şişko oğlum bu. Vallahi en şişkosunu bulduk. 6 kardeşi vardı. En şişmanı buydu. Bunu aldık. Güzeldi. Vallahi mı? Ha kolpalı bence. Ciddi misiniz? Ya onlar her şey. Evet, teşekkürler tamam. Arkadaşlar. Biz sizi salıyoruz. Biz sizi daha fazla yormayalım. Siz deyip katmanlara canım. Devam. Reisim. Dilo gidiyor evet, musun? Kanka seviyorum seni. Kendine iyi bak. Tekrar beklerim. Emre kim ya? Muti. Ya oğlum niye oğlum bak ama çekmiyorum oğlum ojen var. Tamam. Çekmiyorum oğlum ojen var ya. Hadi bay bay. Kalıcı bye oğlum. Sağ ol canım. Action Man ne ya? Ya nostalji. Oğlum bu köpek için var ya ruhumu satardım ya. Kanka çok iyiydi var ya. Bunun bir de kızağı var arkada. Bas.
Ya. Bir sen Efo'yu kaç yayınlandı? Bir kaçırma. Öttürdüm onu ben daha önce. Yerenin kralı bu çocuk. Hadi görüşürüz. Hadi öptüm. Emrem. Efem. Düzeldik diyorlar. Go abi ya. Sen de düzeldiyse artık yavaştan senin şu alttaki siyahlı. Benim... Kes alt. Heh. Alta basarak kes onu. Babacım sen rahat ol. Tamam. Ayıp ediyorsun. Tamam. Düzeldiysek artık yavaştan go yapıyoruz. Hadi bakalım çeto. Haydi. Hani evet öyle. Nasıl ya? Neyi bizi oynuyorlar o zaman diyecekler. Tamam. Ya da ben mi kafamda kurdum? Senin kafanda kurduğun bir şey yok zaten. Hani benim orada söz alıp ya Asuman'ım ben, sadece, ben bir şeydir açıklığa bak, kavuşmak anlamıyorsun sen istiyorum ama. Şey oldu böyle anladın mı? Orada garip durdu yani. Değil mi? Baştan halledelim de. Ya garip durdu durmadı. Orada doğal bir şekilde ben hani... Doğal bir reaksiyon verdim. Doğal bir reaksiyon verdim. Ben orada oturup kurup hani şöyle cevap diyemiyorum. Bu benim elimde ben değil bak. Ben de sen beni ne zaman... Ben de konuştuğum zaman ilk başta ben de saçmaladım. Bak, yani bir şey cümleleri bir araya sen getiremedim beni hiç yani. Bu, buraya girdiğimizden beridir. Böyle patladığımı gördün mü? Konuştuğum kadar canlı yayında. Ben Gökçen'le kavga ederken bile böyle bu kadar sesim yükselip böyle patlamadım. Evet. Böyle istekli bir şey söylemedim. Tamam. Dolmuşum demek ki. Anladın mı? Yani çünkü hem dolup hem de hani o benim o anki reaksiyonum. O an ben onu o şekilde söylemek istedim ve söyleyeceğim de beni kimse tutamaz. Hani yeri geldiği zaman da ben yani ben kimse bir şey demedi ki Rezan sana. Sakin kalırım. Patlayacaksam da patlarım. Bir şey yaşayacaksam da yaşarım. Umurumda da değil yani ne düşündükleri açıkçası. Beni o kız rahatsız ediyor bu evde. Şimdi gözlerinden intikam alevleri fışkıran bir Gökçe göreceğiz yani. Çok yakında. Bizim olayımızda da aynı şekilde. Hani Asuman'ın, Krauser'ın bana bakışı böyle bir şey yok oldu. Ya bizim olayımız... Bizim ya. Olayımızda zaten... O olayı kapat yani. Biz tamam. Konuşacağımızı konuştuk, söyleyeceğimizi söyledik orada. Tam bitti o konu. O konuyla ilgili konuşmak istemiyorum ben daha fazla. Çünkü geriliyorum, gerildikçe de Rezan neyin boşunu yapıyor? Rezan birazcık boş yapıyor ama bence birazcık da haklı aynı zamanda. Yani tamam ya... da Yasin'le konuşurken Gökçen'e döndü olay vesaire ne alakasın sen? Yani şu an biraz paniklemiş gibi bence dışarıdan ona bu olayla ilgili bu aşk kırıntılarıyla ilgili gelecek. En son hatırlıyorsan zaten bu sahnenin izlediğimiz sahnenin hemen evvelinde Reza'nın sarhoş olduğuna dair bu konuda Gökçen'le olan kavgasında bir iki sohbet yapmıştık. Yasin'le beraber mi acaba içtiler diye chatten bir yaklaşım var. Çünkü gerçekten ikisinde de mantıksız konuşmalar geliyor. Bakalım hayırlısı. Gökçen ise kendisine sert bir çıkış yapan Rezan'ı çekiştirdi. Yine istediği dikkati çekemedi. Yazık yani. Çünkü geçen hafta bu sebepten dolayı ağlıyordu ve bunu zaten insanlar görüyor. Yani açık ve net bir şekilde. Allah büyüktür ya. Hani gerçekten orada bir cevap... Vay Gökçen soluğu Hoy'da mı aldı yoksa Emre? Tek dostu Hoy mu kaldı gerçekten? Bilmiyorum kanka. Allah o da Allah. Slytherin'miş herhalde. Hoy da Slytherin. Hoy. Bap oldu böyle kapak. Kimsenin surete bakmadım ama hani bir kapak oldu yani. Sapla reis başla hadi başla. Neyse bakalım silahlar çekildi. Gökçen mutfakta daha önce gerilim yaşadığı Oktay'la karşılaştı. Gökçen'in tavrı geçmişe göre pardon. Daha ılımlıydı. Valla şey... Olacak tabii 15 kişi 14 kişi karşısına almak kolay değil. Artık burada olduğuma göre... Sen beni daha sevmesen. Vallahi var ya dediklerimin hepsini geri gene alıyorum. Gene en çok koşanın benim. Ay yani. Vallahi gerçekten. Hiç saygımı gerçekten bozmadım öyleymiş. Sana. Hepsi arkamdan konuşuyormuş. Bunlar ikiyüzlüymüş ya. Vay 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 vay. Emre? Kanka, Oktay? Böyle bir ittifak yok. Oktay Gökçen Hoy mu? Ne? Ne? Yürümez. Özür dilerim. Bak bu konuda seninle konuşacağım gerçekten. Tamam. Ben ama şey dedim. Ya senin bazı tavırlarını sevmem. Ben kötü bir de... Arkadaşlar R değil öncelikle. R ben bunu R olarak adlandıramam. Ben bunu strateji olarak adlandırırım. Emre bana katılır mısın bilmiyorum ama katılıyorum. 14 kişiyi karşısına alamaz. İlla ki yanına birilerini almak zorunda. Ve kendisine şu an en problem yaşamadığı isimleri yanına toplamaya çalışıyor.
Yani. Olarak rahatsız etmemeye çalıştı fark etsen. Kötü demiyorum dedim. Dedin de. Ya hani... yok ben hiçbir şeyine alınmadım ya. Ama şey. Bu arada 14 kişi değil 13 kişiyi. 14 kişi kaldı artık. Gülşen biri gitti Alpan. Zaten. Evet. Yani. Hani, ben yani her, kötü. Ben her, de senin yüzüne söylemiyor muyum? Mesela geçen, ben hoşlanmadığım şeyini Oktay. Söylüyorsun canım. Söylemiyor muyum? Arkandan mı konuşuyorsun? Her geçen şeyine rağmen ben sana gene elimden olduğu kadar centilmence davrandım ve her dediğini yapmaya çalıştım. Anladın mı yani? Teşekkür ederim. Ya çünkü ama ben... konuşalım yemek yiyelim tamam, de. Tamam. Oktay da ama şey bu ittifak için uzanan eli itmiyor farkındaysan Emre. Kanka Oktay hani ki diyor zaten ben arada da kapışırım bu tarz işlerin içinde olmam diyor. Hayır ama hani en fazla bir açıklamayı dinleyecek. Oktay da sanki biraz yalnızlaştırılma politikasındaydı Gökçen'den önce ve şu an yalnızlaştırılmaya itilenlerin hepsi birbiriyle birleşecek gibi bir his var içimde. Bakalım. Ya yani Seda'nın da olması lazım bu ekibin içinde o zaman. Evet bak birisi yazmış mesela demiş ki diyorsun savaş hazırlıkları başlıyor o zaman dayı evet. Evet, yavaştan herkes silahlarını dolduruyor. Birlikte yiyelim, ne yiyelim? Bahçedeki Rezan'la Yasin'in sohbetine Arsel ve İdil de dahil oldu. İdil bir dönem kendisine yakın olan Gökçen hakkında sert ifadeler kullandı. Yapma. Şu evde onu at diyelim, bir kenara koy. Hani herkes için konuşan burada, hiç muhabbet etmedim. Çok özür dilerim. Tabii. Dilavercim. Oynama kardeşim. Düşüreceksin onu. Rica ediyorum. Teşekkürler. Bilaver yabancı da değiliz yani. Bizi yere düşürmeye çalışıyor orada. Bu arada yani evet, evet. Bir şey söyleyeceğim. Gökçen'le ilgili tartışma yaşamış birisinin Gökçen'le ilgili konuşması benimle ilgili herhangi bir problem yaratmıyor. Mesela benim nezlimde bir problem yaratmıyor ama bu kadar en yakın olduğu kişi olarak adlettiği İdil'in bu konuyla ilgili bu kadar yorum yapması ve diğerlerine nazaran en ağır konuşanın İdil olması beni biraz şoka sokuyor Emre. Yani İdil'e karşı bir tavır oluşturuyor mu sende? O da önemli. Oluşturuyor. Oluşturuyor. Çünkü şöyle bir tavır oluşturuyor. Bak gerçekten. Rezan mesela istediği kadar konuşabilir Gökçen'le alakalı. Rezan'ın yaptıkları bende bir tavır oluşturmuyor. Neden biliyor musun? Çünkü Rezan zaten Gökçen'e hiçbir zaman yakın olmadı. Ama İdil'in bu kadar yakınım, 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 yakınım deyip ondan sonra bunu yapıyor olması bende bir tavır oluşturuyor. Eyvallah. Veya çok muhabbet ettiğim kişi... Hani ben birini böyle tek dışlanmış hissedince... Peki bir şey söyleyeceğim. Hani yanında olmak istiyorum sen abi. Sen onun hani neler konuştuğunu için. Biliyor musun? Acaba sen onu tek bırakmamaya çalışıyorsun. Peki onun bizim aramıza girip girmediğini biliyor musun acaba? Bilmiyorsun. Sizin çünkü aranız mı var? Anlatmıyor. Çünkü İdil iyi niyetli. Bir şey yapıyorsam ben bir anlamı var anladın mı? Durup dururken kimseyi terslemiyorum ben orada. Yeter abi kaç haftadır sustum iyi niyetli iyi niyetli dedim. Bir baktım dedikoducu kadına dönmüşüm yeter yani. Ama ben kimin yine... ne yapacak ki? Kimse zaten konuşmuyor. Bir şey söyleyeceğim. Biz de seninle dedikodu yapıyoruz ama kimsenin kalbini kırmıyoruz. Eğer sen farkına varıp... Vardım çünkü işte, en son bana bir şey söyledim ben sana. O da vardım zaten. Eğer farkına varıp başka şekilde onun avukatlığını yapmaya devam ediyor olsaydın varmayıp diyeyim daha doğrusu. Sen de elime potasındaydın biliyorsun değil mi? Abi benim için elime potasındaydın. Biliyorsun değil mi? Ne? Ortasına girip girmemenin önemi yok da. Olmayabilir öyle insanlar olurdu, sana doğru. Karşı cephe almış olacaktı. Doğru, şu an herkesin bir ona antipatikliği var. Mesela diyor ki Oktay'la ben kavga etmedim. Var abi Oktay'la kavga etmedim. Bana şu an bütün herkes şey yapsın ben onun yanında dururum abi. Haksız olmasına rağmen öyle bir desteklemem bana yanlış geldi. Kimse, yaş. Kimsenin... Baba bunlar konuşamıyor ha ben sana söyleyeyim bak Yasin. Kanka sana Yasin'le 70'lik de değil bunlar bir litre içmişler belli. Aynen. Büyük devrilmiş. Gökçen oradan kavun getir oğlum demişler. Gökçen kavun getirmeyince saldırmış. Karışamaz. Gülşen'in eve veda edişi sonrası tansiyon bir türlü düşmedi. Rezan'la gerilim yaşayan Gökçen olayı arkadaşlarına anlatarak sakinleşmeyi denedi. Hangi arkadaşlarına? Ben de şu... Hangi arkadaşlarına? Durumu kaybettim. Orada ya sinirimi çıkartamadım. Ağladım yani. Gözyaşlarıma bile timsak gözü. Şimdi bunda de böyle yaptım. Bu olayı değerlendirip yani. Piyon olarak Gökçen'i ele geçirirse piyon da değil artık vezir olur o. Bunda mı? Bak şoka uğrarım. Yok. Bak şoka bunda uğrarım. Bence Gökçen birinin boyunduruğuna girmez. Anladın mı? Yani Funda öyle Seda'yı, Meda'yı, Çağla'yı falan kafeslediği gibi Gökçen'i kafesleyemez yani. Diyor yani. Ya yaşından başına utan ya. Şu an Gülşen'e o kadar üzülüyorum ki ağlamak için şu herkes andayım. Herkes gidecek zaten bir gün. Ha? Bir gün herkes gidecek. Gökçen, Oktay'a Yasin'in eleme sırasındaki sözlerini hatırlattı. Ya bir şey diyeceğim. Akılsız demek ne demek ya? O biraz yanlış oldu orada bence. Big Brother'ın yazdığını gördün mü?
Gökçen Oktay'ı Yasin'e karşı kışkırtmaya çalışıyor. Doğru, çünkü Yasin kendisinin daha zeki olduğunu vesaire iddia etti. Artık Big Brother dahil kimse salakta kalmıyor Emre, farkında mısın? Yani bütün savaş silahları çekildi. Ortaya çekildi. Kılıçlar çekildi Efe. Ha bana ya hani o daha direkt benden daha... Direkt akılsız dedi yani. Direkt yani, yani o altta üstü şey değil yani. Direkt bir hakaret vardı. Herkes birbirine bir şey söyledi. Değilsin, canı sağ olsun. Aynı anda bahçede Gökçen hakkındaki sohbet sürüyordu. Yasin'e göre yaşanan sorunlar daha da büyüyecek. Herkese saldıracak veya sadece bize saldıracak. Çünkü sadece bize saldıracak, diğerleriyle iyi olmaya çalışacak. Çünkü Rezan onu bugün resmen gömdü yani. Resmen gömdü yani. Ama ben acımıyorum artık, hiç acımıyorum yani. Var ya, o şu an cesaretini aldı. Ben sana dedim. Ulan Demir. Böyle olacağı belliydi kanka. Hiç anlaşamıyorlar. Ulan ağaç bile anlaşamıyorlar. Ağaç evdeki günlerinizi de mi unuttum be? Ha? Kalırsa eğer çok sıkıntı. Sohbete tekrar katılan İdil, Gökçen'e yönelik ağır yakıştırmalarda bulundu. Ya baba dur artık ya. Şey gibi bir ağır yakıştırmalar. Yok, anladın mı? Onu dışlayalım, hiç kimse konuşmasın, öyle böyle gibi bir modum yok. Ben ama bir müddet yani uzak kalmak istiyorum. Bir müddet. Şu ben hareketlerle... Ya, ama şu an gerçekten şeytan gibi davranıyor. Şeytan gibi davranıyor. Böyle bakıyor. Gülüşler böyle bak. Şeytan. Bu ne ya? Basilisk. Arsel zorlu eleme gecesinden sonra iyice yıpranan Gök... Bu sohbeti çok merak ediyorum. İçeride o kadar konuşup o sohbetin içine bulunup Gökçen'in yanına gelip ne diyeceksin ya? Gökçen'in yanında. Tek derdi arkadaşının moralini biraz olsun düzeltmek. Ben kimseye kötü bir şey yapmadım burada yani. Benim ona kötü bir sözüm yok, bir şeyim yok. Bana bu kadar kin beslemesi yanlış ve bunu bütün herkes görüyor. Benim ne gibi bir hatam olabilir? Tamam şu an biz sakin, kafanı topla. Biraz daha sakin tamam mı? Senden tek ricam var. Sakinim ben. Bir şey yapmıyorum. Yanından yok. Geçiyor bir şey tamam, yapmıyorum. Tamam sinirle biraz daha hakim ol böyle. Düşünmeye kendine fırsat ver tamam mı? Her şeyi komple bir kafandan geçir, düşün. Benim hatalarım ne, onların hataları ne? Ya tamam, yok ki benim hatam yok. Ya tamam, sonuçta her şey karşılıklı. Yok bak, sıkıntı aşık. Hayır bak. Eminim bak. Bak normal bir kaza olunca bile, hani bir tanesi suçludur ya. Ama hı-hı, diğerinde bir dikkatsizliği vardır artık orada. Çünkü ceza kesilirken puan... Bir yaptığı açıklama ne? Gökçen Gülsün. Bu ne? Bu da yüzüme gülüp arkamdan konuşmak. Demek ki orada gidip arkamdan konuşmuş yani. Arsel'den saçma bir metafor gelecekti. Ben Gökçen kesti, Allah razı olsun. Gerçekten evet ya. Bundan hiç konuşmadım yani. Bu da bir kaypaklıktır yani. Şey falan diyecekti değil mi? Bak şimdi, senle Reza'nın ilişkisi bir çiçek. Ve senin oraya... Gerçekten. Onun yaptığı da kaypaklık. Kaypaklık. Helal kız. Hayır bak, sonradan çevirdi, lafı çevirdi. Ama o baştan beri öyle huzuru... Hayır. Yani baştan beri öyle düşünmüş. Baştan beri ödüşüm neden bana kanki bilmem ne falan diyor. Kanki. Seda ise bütün bu gerilim yaşanırken kızlar odasında sadece dakikalar önce elenerek evden ayrılan arkadaşı Gülşen'in bavullarının başındaydı. Aga. Oğlum bu kız niye dur bana hizmetli gibi iş yapıp duruyor ya? Niye ben bunun hiç güneşlendiğini müneşlendiğini keyif çattığını görmedim? Durmadan bir patates karıştırıyor, bir makarna karıştırıyor, bir şeyler topluyor, ütü mütü. Yani... Yapmayın bu kadar da olmaz. Gerçekten ya. Doğru bir tespit bu arada ya. Seda kendine iş çıkartanlar vardır ya böyle Emre. Hani evet. Sürekli kendine iş çıkartır bu kişiler. Bir de üstüne derler ki ay çok yoruldum, yine ben yaptım her şeyi. Anladın mı? Tam o çar. Geliyor Efe, hazır mısın? Gökçen'in duygusal anları ağaç evde de sürdü. Çağla, Sinan ve hatta eleme gecesindeki rakibi Onur da onu sakinleştirmeye çalıştı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, senden öyle bir nefret ediyordum ki ben. Hı. Ya böyle öldürmek istiyordum seni. O kadar nefret ediyordum. Bak şu an beraber. Hı. Sana en ufak bir şeyim yok. Evet. Onur sen ben olabilir misin? Onunla da aynı şekilde olabilirsiniz. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz seninle başta iyi değildik ki. Tamam. Hayır yani hani sen bana bir kaypaklık soğukluk yapma. Evet. Bir soğukluk vardı. Hani en güzel dostluk da kavga ile başlar diye bir laf vardır.
Ama ben onunla dost olarak başlayıp hani bu şekilde. Bu kadar nefret edilebilecek ne yapmış olabilirim? Burası bir ev. Ne yapabilirim yani? Sen benim kaşıma gözüme bilmem neyime kadar laf söyleyene kadar laf... Efendim? Kanka bende yayın öyle bir donuyor ki. Ha, yayın derken senin yayının. Discord yayını. Öyle mi? Kanka inanılmaz donuyor. Ha, bir şey olmuştur kanka, şimdi düzelir, merak etme. Ne yapmış olabilirim? Düzeldi mi? Düzelmedi. Bir daha vereyim, kapatın. Lan bugün ne sorun çıktı ya. Bir daha ver. Esra sende var mı? Sıkıntı var mı? Azıcık günah değil mi ya? Benim annem babam şimdi izliyor. Şu an okey mi Emre? Benim internetimle alakalı bir problem var herhalde. Olabilir. Büyük ihtimalle öyle. Biraz düşük kalite vereyim mi? Ne yapayım? Yok, normal ver de. Ben internet değiştireyim olmadı. Değiştireyim interneti. Kanka düşüp... Arkadaşlar bu yayından bahsetmiyor Emre. Benim Emre'ye Discord'dan verdiğim yayın var. Ondan bahsediyor. Karın internet gidiyormuş. Yine buraya geliyormuş. Sarar bu arada. Aha. Modemin kablosunu çekip bir anda gitti ya. Alo. Alo. Burada mıyım? Buradasın. Buradasın. Bir şey değiştirmeden devam et. Ya interneti değiştirdin direkt, bölmüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Okey mi? Söyleyene kadar ne yapmış olabilirim? Yazık, günah değil mi ya? Benim annem babam şimdi izledi. Bak onlar yüzünden benim annem babam şimdi üzülüyordur yani. Ben de konuşursam yerin dibine girer. Vay vay, konuş, vay, biz de vay, bunu vay, istiyoruz vay, ya. Vay, 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 kaos vay, vay. İstiyoruz. Başlasın. Kavga istiyoruz. Başlasın. Tartışma istiyoruz. Ne olur konuş. Bu kadar şey söylenir mi? Başka zaman söyle. Yüzüme söyle. Orada niye söylüyorsun? Dikkat çekmek için. Ya dikkat. Çok üst üste geldi. Canın sıkkındır. Böyle bir an çıkmıştır yani. Sıra kaç şansı olduğunu bilmiyorsun. En azından düşmanın kim, dostun kim biliyorsun artık. Yarıda kesmişler ya Sinan'ın konuşmayı. Hüseyin'le Oktay eleme sonrası yaşanan Rezan Gökçen gerilimini masaya yatırdı. İkiliye göre Gökçen'e haksızlık... Ya bu analiz masası mı bunlar, bu ikisi? Rezan Gökçen tartışmasını masaya yatırdılar. Yapanlar vardı. Yani şok oldum yani. Bir de 9 kişi falan... Emre, Johnny ile Tom Balıklı. Böyle yani. Regarnur, çok kalabalık Regarnur. Gökçen'in üstündeyim. Regarnur'a daha çok benziyor. Bir de Gökçen'in bu evde şu anda devam etme psikolojisini de ben anlamıyorum. Ben yalnız Rezan'dan beklemezdim böyle bir çıkış. Acayip ya. Beni çok şaşırttı. Beni de şaşırttı. Yani ya çok antipati toplayacak ya da bilmiyorum. Ama... Gar ve Efe Big Bro konuşuyor yazmış biri. Olaylar değişecek. Ev şekil aldı ilk elemede. Şimdi bu ikinci eleme oldu. İkinci elemede daha da bir değişik bir şekil alacak. Artık 3, 4, 5... Yani şöyle oldu. Anladın mı? Anladın mı? Böyle oldu. 5 kalırsak ki inşallah kalırız ki umuyorum. Ondan sonra bakacağız ne olacak. Ben her hafta yazılırım diye düşünüyorum. Yine hiçbir şey anlatmayan bir cümle. Çünkü... Anladın mı? Yani ne o taraftayım ne o taraftayım. Ben de öyle. Yani biz öyle ya, evet ya. Gökçen'e sert çıkan Rezan kısa bir süre sonra... Gerçekten inanılmaz bir analizdi bu arada. Teşekkürler analiz masasına. Sağ olun. Farklı duygular içerisindeydi. Ben de vicdan yapmaya başladım. Geç. Alkolün etkisi geçince tabii. Sarhoşken sövdükten sonra gelen pişmanlık hissi. Hissi. Çok Gökçen'e hani o kadar büyük tepki vererek gitmesini istediğimi söyledim ya. Bir cila atsanız böyle olmazdı ama. Şu an şey yaptım. Kötü hissettim kendimi. Zahmet oldu ya reis. Önce şunu sorgulayalım. Madem kötü hissediyorsun kendini. Neden yaptın? Çünkü bir, bu evde sadece şey var dedi.
Arsel ve İdil var dedi. Emre bir şey söyleyeceğim. Ben makarayı falan bir kenara bıraktım da kanka. Gerçekten ha. Makarayı bir kenara bıraktım. Bunlar hakikaten bence yeni ayılıyorlar. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben şakayı falan bir kenara bıraktım yani. Çünkü bu Rezan'ın... Hayır, ben başta zaten inanmıyordum. Baba, şimdi kesin bence değişmişler. Abi bu Rezan'ın anladın yaptığı mı? Yorum ne? Anladın mı? Ben pişman oldum diyor. Bir saat oldu lan zaten. İki saat oldu. Ama son dönemde öyle sen... Ki bu son, aslında bu son iki günde o kadar da hani kötü değildi bizim aramız. Ama yani Epe Yasin açıkçası. De iyi içiciymiş ya. Hiçbir şey yok baksana. Tabii. Baba ben bir 70'lik bitiririm. Kendim yürüyerek eve giderim. Ondan sonra hani oyun oynadık ya beraber, domino taşları falan filan. Yani o zaman da hani fena değildi. Hani yine tabii hani mesafeyi koruyordum ama iyiydi yani. Ondan sonra Demir'e öyle davranması, konuşması, ukala tavırları. Evet, ondan sonra gelirim. Yalnız bu arada... Hala bir kendine... Efendim Emre'ciğim, pardon. Yalnız bu arada Gökçen içeride ittifağı sağlamlaştırıyor. Gökçen zaten full çalışmada ki. Yani Rezan'la Yasin hariç ve İdil hariç... Arsel dahil olmak üzere kalan herkesle konuştu tek tek. Bakalım Yasin bu hafta potaya girecek mi? Çok merak ediyorum. Ve bu hafta kim lider olacak? Bakılsın. Hepsi birazdan Big Brother'da. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada bu haftanın lideri önemli. Düşünsene bu hafta Gökçen lider oluyormuş bir de Emre. Kopan. Olayı. Zaten dolmuştum. Şuna biri parmak attırsın, kendine gelsin buraya. Mutfaktaysa Oktay ve Hüseyin'in sohbetine Çağla dahil oldu. Çağla Gökçen'in yalnız kaldığı için kendisine yakınlaştığı görüşünde. Evet, Gotham City'ye bağlanıyoruz. Bir ben konuşuyorum tahminimce galiba. Lan az önce önünde Onur'la şey muhatap olmadı mı? Başka kim var? Sinan? Nasıl bir sen konuşuyorsun? Kanka ne çok özür dilerim. Pardon. Geldim. Mesela bir... Namaste. Namaste Emre. Bak başka namaste. Hiçbir şey demiyorum. Ne dedi biliyor musun? Beraber bir şeyler yiyelim mi dedi. Gökçen mi? Evet. Daha doğrusu şöyle dedi. Öyle demedi. Bize geldi. Bize de dedi. Hayır tamam. Biz dışarıda yiyecektik. Yani yedik Onur, ben, Sinan. Oraya gidiyordum. Ben de gelebilir miyim? Yani ben de sizde yiyebilir miyim? Ya da ben de gelebilir miyim? Ben şimdi getirdi. Sen şimdi o adama ben ne diyeyim? Yok gelme, olmaz. Burada iki saat yanımıza zaman geçiriyoruz. Bize tahin pekmez yedi. Bu masaya oturanın konuşmasıyla ilgili bir sıkıntı mı çıkmaya? Bu masanın bir etkisi mi var yani, ben anlamadım. Dedikodu yükleniyor kanka. Çağla'nın dediklerini anladın mı sen? Gelebilir miyim ya da ben de gelebilir miyim? Ben şimdi getirdi. Sen şimdi o adama ben ne diyeyim? Yok gelme, olmaz. Burada iki saat yanımıza zaman geçiriyoruz. Türkçe biliyor musunuz? Bizim... Bisik bilmiyor. Örfümüz, adetimize göre gelenin de git denilmez. Bizim yanımıza da geldi. Ben şimdi git demem. Ama mesela böyle samimi de olmam. Oy, karakterini koydu ortaya. Hoy. Tabii. Ata. Böyle zeka oyun falan olsa. Ya bu ikili ne işiyor oğlum? Zeka oyununa takmış durumda Yasin ya. Ne olur Oktay'dan önce eğlen zeka oyununda. Tamam, ben en zeki sensin. En zeki sensin. Nasıl taşak geçiyorsun? Böyle zeka seninle oyun falan olsa ya, ne güzel olur oğlum. Küpler falan olsa böyle. Şu sarhoşları kaldırın şuradan. Şunu bir suya çıkarın, daldırın çıkarın getirin. Bunlar yürüyemeyecek kendisi, ev halkı. 10 dakika içinde yatak odalarınızda ve yataklarınızda olmanızı istiyorum. Nasıl yani? 10 dakika sonra... ışık. Çünkü bunlar kusacak. Bir uyusunlar, kafalar açılsın. Kapılarınızı kapatacağım. Tamam. Ama Big Brother'da konuşunca yani ben insan... Ben aynen tüylerim diken diken oluyor. Hayır, korkuyorum. Kız çok korkuyorum konuşunca. Ben tüylerim diken diken oluyorum. Stresli geçen eleme gecesinin ardından ev halkı Big Brother'ın anonsuyla erkenden yataklarına gitti.
Big Brother onların erken yatmasını isterken aslında başka planlar içerisindeydi. Ya hoy, kaç yaşında adamsın şu yaptığın hareketi. Erken yatmasını isterken aslında başka planlar içerisindeydi. Aga be, hoyum eğleniyor lan gar. Demir, kanka, hoyum... Demir uyumuş amına koyayım daha şimdi dedi adam. Ev halkı uykularına devam ederken aniden çalmaya başlayan alarmla uykuları bölündü. Trole bak. Alarm devam ederken Big Brother herkesi salonda toplanmaya çağırdı. Ev halkı. Hemen salonda toplanın. Bizi bir makyajsız görelim. Gülşen'in evden ayrılmasıyla sonuçlanan eleme gecesinin ardından yeni haftanın liderini belirleyecek görev başladı. Ancak ev sahibi... Aga! Aa, liderlik görevi gece 4.30'dan mı başlıyor? Aga! Nere, bundan habersizdi. 4.22 yazdı aşağıda. Ha, okey. Görmedim ben. Kanka yürü bir şefim var. Gördüm. Haberler mi? Bir dakika, bir dakika, kesme, kesme, dur. Devam et. Bu bir Big Brother TV özel haber yayınıdır. Big Brother Türkiye evine hırsız girdi. Çok kırık. Ya bu kim amına koyayım? Dur başlatıyorum dur. Gittik. Evet. Hırsız çeşitli eylemler yaparken görüntülendi. Bak. Çok ses getirir bu eylem. Kimse gülmüyor ya. Tam anlayamadım ne oluyor. Sonra hırsızı görünce ne oluyor diye afalladım böyle. Yani olay ne? Onu çözmeye çalıştım. Big Brother evi uyurken evdeki cinler. Efe, büyük arkadaşı da şöyle şu halıya saralım. Annemin İranlıları gitmiş Tayfun. Ev halkı uyurken hırsızı görünce hayata dönen kont evin bek... Ne? Geçişe bak. Allah'ım. Ev halkı uyurken hırsızı görünce hayata dönen kont evin bekçiliğini layıkıyla yerine getirdi. Bakalım eve hırsız girmesi ev halkının kaderini nasıl değiştirecek? Abi kont içeride ya, şey değil, gördüm. Nasıl canlanmış ya? 20 seneden beri hiç bana yapmadı. Neydi yani şu an, ne oldu? Köpek mi var bahçede? Bahçeye baktınız mı? İzledikleri haberin şokunu yaşayan ev halkı... Aynen, bayağı şoktalar. Evet, izledikleri haberin gerçekten şokunu yaşıyorlar. Bu ne saçmalık amına koyayım diye. Görüntülerin haftanın liderini belirleyecek bir sınav olduğunu bilmiyordu. Gece izletilen bu haberle ilgili sabah bir hafıza testi yapılacak ve en çok doğru cevabı veren isim haftanın lideri olacak. Oha! Aha Yasin, al sana zeka oyunu. Ben gülmekten izleyemedim ki. Ben de, bakalım ne hatırlıyoruz. Dekiler izledikleri görüntünün ardından uyumak için yeniden yataklarına döndü. Kimsenin umurunda değil. Arkadaşları uyumak için odalarına dönerken Funda hırsızın peşine düştü. Bak bak, Funda'nın tryhardlığa bak. Sağda şu solda bir tane ipucu bulayım da bu hafta lider olayım da kafayı yiyor.
Bu gizemi çözmeye çalışıyorum Nur. Eve verilen görüntüyü izledikten sonra delil aramaya başlayan Funda, yaptığı araştırmanın sonucunu Yasin'le paylaştı. Pislik bulamadım. Halının altı boş. Köpek konta bakmadık. Ama...